Ve karşınızda Simge Sağın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok iyiyim. Çok teşekkür ederim siz. Biz teşekkür Biz ederiz Aynen. esas. Vallahi canlı yayınlarına çıkmıyor arkadaşım. Her canlı yayına çıkılmaz. <laughs> ya Cez ya. Risiktir. Öyle, Öyle mi? Öyle evet. Misin? Hele ki benim gibi birisi için çok daha fazla büyük bir risk yani. Estağfurullah. Özgür Bey mesela güvenip beni buraya hala getirebiliyor Aras yani. Mı? Niye? çok teşekkür ederiz <laughs> ona. musun sen? Of çok. Bak çok arada şüphes, dedim Beşiktaş falan yani. yayına gitmiş sesimiz. yapalım? kötü bir şey demedik ki. İkardi Beşiktaş'a gelse dedik <laughs> Okan Bey'in tepkisini ölçmek için. Biz ikimiz de Beşiktaşlı olduğumuz için. Ama evet. tabii yani muhteşem bir şey. Yani Ikar'ın o senin şarkını arkadaşlarım mı göstermiş ona biliyor musun hikayesini sordun mu hiç? Yani sordum, öğrendim aslında yılın olduğunu. Çünkü yılın en çok dinlenen <laughs> şarkısı. Zaten <laughs> hala devam ediyor. Rüzgarı evet, evet. hala devam ediyor. Biraz evet. anlatsana ya. Benim şöyle yani ben aslında en doğal anlattığım halim şu. Bir sabah uyandım. Telefonu aldım elime normal hani günlük kimler bana yazmış ne olmuş dünyada falan diye bakmak adına. O zaman tabii Icardi'yi hiç bilmiyordum bu yani şarkıyla bütünleşmeden önceki halini. Icardi'yi biliyor muydun? Bilmiyordum, onu, onu da, da bilmiyordum. Tam. Sadece böyle uyandım, sarı saçlı bir futbolcu Adam. gördüm. <laughs> ve Allah Allah hani benim şarkı çalınca onu e, işte pardon e, gol atınca benim şarkım çalıyor. Hı -hı. Bu bir kerelik bir şeydir gibi geldi bana. Sonra e, bunun bir kerelik bir şey olmadığını anladım ve çok büyük bir güçle ve Kudretle, büyüyerek, büyüyerek, Rüzgar. büyüyerek, Kartonlu rüzgarla gibi. böyle önü artık yani kimsenin durduramayacağı bir yere doğru gitti. Ve gerçekten çok büyük bir şaşkınlıkla izledim. Çünkü şarkı çıkalı 5 yıl olmuş. Albümde yayınlanan bir şarkıydı. Çok da aslında sevilen bir şarkıydı evet. albümün içinde. Aşkın olayım bilinen bir şarkıydı ama tabii ki bu denli, bu kadar ne bileyim işte dedeler, anneanneler, amcalar bu kadar iyi bilmiyordu Çocuklar. yani. Çocuklar özellikle. Yani beni en çok şaşırtan ve mutlu eden e, çocukların şarkıya olan ilgisi çok acayip bir noktaya Çocuklar geldi. bir şey tuttuktan sonra zaten o slogan oluyor. Çünkü çok yüksek. Yani ikiniz de popstar olduğunuz için çok iyi bilirsin yani değil mi? Öyle bir durum oluyor. Yani senin istemin dışında bu hale gelmiş bu şarkı. Bu arada şarkı evet. çok kaliteli. O ayrı mesele. Ama bir tribüne mal olduktan sonra şimdi hani senin için şarkı seçerken zor oluyor mu? Bundan hmm. sonrası için. Tabii ki bundan Çünkü sonrası için. Derler tabii işte, ki bak bu şarkıyı al maçlarda, statlarda şey olur. Orada denildiği <laughs> an ben hemen kaçarım. Biz zorladık orada mesela bir mesela matematik... öyle bir şey olmadı. As, as bayrakları matematik diye bir şarkım vardı. Onu tribünde tabii onu özellikle aslında öyle de çıktı. As 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 bayrakları. Yani, da, o, da güzel yani şey. o da güzel ama tribüne düşmedi şarkı. Yani tribünlük bir şarkıydı. Aşkın alayım da aslında aş şarkısıydı Doğru. Ama tribünlük bir şarkı değildi bana sorsanız ve tam i̇şte, tersi. Matematik girince dediğin gibi olmuyor. Yani o aslında ama, olunca. Evet olunca. yani zorlamayla bir şey hani ben bunu zaten hani ne bileyim işte PR gücüyle, reklamla, parayla falan yapmış olsaydım da böyle bir şey olamazdı. Bu mümkün değildi yani. Bu resmen evrenin belki de işte ne bileyim bir şeylerin bir hediyesi bana diye Tabii düşünüyorum. Beş sene sonra. Biz yıllar önce Simge ile bir programda tanıştık hatırlarsan. Evet. Yine aslında bu kanal için. Yok bu kanal dur. Acun de çekiyordu öyle hmm, diyeyim. Bu evet. kanalda yayınlanmadı galiba ama bir GSM Operatörü'nün müzik yarışması kısacası ben sunucusuydum Gökhan Türkmen'le beraber de kendisi jüriydi evet. e, O dönemde bu şarkı vardı bu arada ama daha tribünlere mal olmamıştı evet. onu hatırlıyorum evet. Ondan sonra olay patladı yani aslında şarkı çıktıktan ne kadar sonra oldu bu iş? 5 yıl kadar sonra 5 be. beş, beş buçuk yıl Bir yani. şarkıcı için Vay tabii be. ki bestecisi Onur'u da tebrik Evet. Onur'u özlemine de, de teşekkür etmek lazım o, o ayrı bir zevk biliyor musun Cez yani? Benim o kulüp de işte Trabzonsporların evet. şampiyonu ya oraya gittim o şampiyonluğunda onların o heyecanını yaşamak. Yani yoldaki yolda kimse yoktu yani düşünsen herkes staddaydı. O çok büyük bir zevk yani. Eminim öyle. Ama tabii İkardi Beşiktaşlı olsaydı bizim için daha güzel olurdu yani. Ha bak şey çıktı. Şimdi sen başta Beşiktaşlıyım dedin zaten. Hala da öylesin <laughs> Tabii ama, ki, Tabii e, ki. İnsanlarda şöyle bir şey çıktı. Acaba takımını mı değiştirdi? Galatasaray'a <laughs> mı transfer? Bu bayrakları Allah. falan almıyor ya mu? Evet. İmzalatmak için formaları almıyor. Kızıyorlar bir, bir de ona. Ben bir gördüm. Sen şöyle bir <laughs> kartal ya artık yapıyorsun. Artık ne <laughs> şaşırdım. Şimdi sahnede şarkı söylüyordum. Bir tane de çok tatlı genç bir arkadaşım da Galatasaray forması getirdi. Evet. Ben şimdi Galatasaray'a da ayıp olmasın istemem. Yani sahnede de şarkı söylüyorum bir elimde mikrofon var ve işimi yaparken bir anda ne yapacağımı bilemedim. Şöyle falan kaldım. <laughs> yani bu böyle hani imza atmak, ne bileyim forma imzalamak benim çok böyle alışkın olduğum bir şey olmadığı için de... Tabii kendi imzalamak... posterin falan olsa evet yani Evet hani biz eskiden CD, forma... poster falan imzalamayı biliyoruz ama o ne bileyim değişik forma. bir şey ve beni bir ürküttü biraz böyle. Bir neler oluyor, neler başıma gelecek daha falan derken çok hiçbir şey gelmedi bu arada. Çok güzel e, her yani taraf Fenerbahçelisi de Beşiktaşlısı da zaten Galatasaraylılar çok e, severek dinlediler şarkımı ama kötü bir sonuç olmadan e, bu şeyi atlattığımı düşünüyorum. Yani çok korktum en başta Beşiktaşlılar'dan çok tepki göreceğim ama hani... Benim de bir suçum yok. Ben bunu alın Galatasaray'a kullanın demedim <laughs> ki yani. Bilesi Onlar seçtiler. Şey oldu, Onlar ötekileştirmediler beni. Bu kız Beşiktaşlı, Hayır geniş şarkısı çalınmayacak statta demediler. Alsalardı kardeşim şarkıyı zaten o zaman. kardeşliği en başta altın çizerek Gelmişler aslında konu orada e canım, çok güzel şarkı bir şekilde mu? başlamış. Tabii canım. O yüzden onlara da teşekkür ediyorum. Ama Bütün yine de Beşiktaş'a Beşiktaş bir şarkı yapmak lazım. Evet. Senden için. gelir bakarsın Demet Hanım. İşte maç olunca öyle tribün olunca tribün yani dediği gibi işte o matematik şeyini görmek istemiyorum. Senin bahsettiğin o FIFA'nın sayfasında da bayağı yayınlanan o görüntüleri bulmuş arkadaşlar. Aynı bir izleyelim. Mi? Evet lütfen. Ha. Buyurun lütfen. Bunu UEFA resmi sayfasında da paylaştı bu arada. Evet onu İşte görüyorum. ben de senin evet. dediğin gibi bir sabah bir kalktım şarkı çıkalı seneler olmuş. Koltuğumda oturuyorum yatıyorum meşhur gri koltukta. abi bir baktım şarkı bir daha patlamış. Dedim ki minik Trabzon spor şampiyon gitmemiz lazım. Saçmalama ya ne işimiz var Trabzon falan, falan filan. Sonra ertesi gün oldu FIFA şeyi paylaşınca böyle, minik gitmemiz lazım. Dedim <laughs> evet, gitmemiz günaydın lazım, biz onu 24 geliniyor. saat. Ha? O gitmemiz lazım anına geliniyor. Çünkü o kadar insan sizin şarkınızı dinliyor. Seviyor ve onları ben Beşiktaşlı'yım diye nasıl yok sayabilirim? Bu çok büyük bir saygısızlık gibi geldi bana. Zaten öyle de düşünüyordum. E, bu çünkü müzik ve müziğin hiçbir takımı yok, Doğru. dini yok, Doğru. dili yok, evet. rengi evet. yok, hiçbir şey yok. Ben simge olarak evet benim bir takımım var ama benim şarkımın, aşkın olayımın bir takımı yok yani. Onu zaten seçtiler artık. öyle. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bugün kimin doğum günüymüş? Kimin? Ikarde'nin. Aa inanmıyorum. Yani bu kadar olur yani. Aslında biz Ikarde'nin doğum, doğum günü doğum günü için sipariş aldık. Aşkım İspanyol muydu adam neydi? Arjantin. Arjantin. Arjantinli bir happy birthday yazalım altına bir şey yapalım. Peki izliyordur bizi. <laughs> Çok iyi ya. Karısı falan, karısı şey falan abi. izliyordur. Diğer diğer futbolcu arkadaşları izliyordur. Şimdi aşkın olayımı alırız. Birthday. Tabii. Bu programı da alırız. Ama ondan önce söylemek istediğim vardır diye tahmin ediyoruz. Onu da alırız. Tamam. Ama bir soralım. Hemen kısaca cevap ver. Ee, dedik ki hani bir soru sorduk. Hı -hı. Günün sorusu sorduk herkese. Hangi yaşta sabit kalmak isterdin? E, tam şu anki yaşımda sabit kalmak isterdim. 42 Hı -hı. Ha söyledin de yaşını evet. yani. Neden? Kız oldu mu kız sen? Evet. Oldu. Kız oldu mu ya? Evet vallahi oldu Aa! Mu? yani. Güzel bir yaş çok, Allah ım. Çok böyle Niye 41'den bir... ne farkı var? Yani 41'den daha iyi ya. 40 <laughs> 40'tan da 39'dan da daha iyi. Bu bu yıl çok iyi hissediyorum çünkü kendimi. Maşallah. En iyi bu yıl yani anca toparladım kendimi diyebilirim. Bir şey söyleyeceğim. Peki. Aşkın olayım olayım diyorsun. Aşk mı aşk? Yok, hiç yok. Bir tane bile mi? Ya yani hiç, hiç hiçten anladığım yani o kadar hiç yani o kadar yok. <laughs> Allah Allah. Yok. Evet bu uzun zamandır da böyle bu arada ve çok yakın arkadaşlarım da aynı benim gibi sevgilileri yok. Yalnızlıktan çok keyif alıyorlar. Kimseyi istemiyoruz gibi bir durumdayız. Hepimiz neden fazla, bilmiyorum. Fazla, fazla Sen buza girmesin Bencillik bu. ve yalnızlık farklı bir şey yaratıyor galiba insanın üzerinde. Kendi Kimseyi... kendine yetiyorsun. Ben kendi kendime çok mutluyum. Yetiyorum da e, ve yapacak çok işte buluyorum. Yani birini düşünecek. Ya yani o böyle gerçekten kendi e, doğalında ol, olursa eğer biriyle böyle zorla tanışmak falan değil de doğalında böyle bir tanıştın, hmm. aşık oldun. Orada ben okeyim. Ama onun dışında kovalamak povalamak evet kaderciyim. Aşkta Yok, da o inanıyorum. Tatillerini falan da onun küçük bir arkadaş grubu var. Bakıyorum hep aynı insanlarla tatile gidiyor. Evet. Şeye gidiyor. Biz bir de Amerika'ya beraber gitmiştik Simge Simge'yle. Tatile gitmiştik ama tesadüf yani ama çok eğlendik orada çok güzel insanlarla tanıştık. Evet konsere tanıştık. gittik çok güzel takıldık. Evet ya. Harika. İlk defa metroya bindirdik. <laughs> sen ne sonra yaptık? Metroya bindirdik <laughs> ilk defa. Sonra kaldı orada bayağı klip falan filan çekti ben dönmüştüm ama iyi kız da yani anladın mı? Tatil, tatilde belli olur ya bu işler. İyi kız mı diyorsun İyi çünkü. kız iyi kız. İyi midir diyorsun? İyi kız iyi kız. İyi midir iyi. Iyiyim. Hop burada yokmuş gibi. <laughs> yani şey e, bulunduğu yeri gerçekten hak ediyor ben çok beğeniyorum. Duruşu ondan sonra söylemleri onlar çok önemli. Değil mi? Ederim. Yani sizin jenerasyonda zaten hep ya hepsi çok güzel ama evet, herkesin aynı jenerasyonda genelde herkes çok tatlı aynen, birbirine sıyrıl, karşıda sırilı, Sıyrılıp herkes güzel yerlere oturdu bence diyorum. Ben, Nefis. ben dışarıdan öyle düşünüyorum. Yani o hep senden bahsediyor burada. Evet onu. Yani kendinden Duyuyorum bahsederken da. hani pop pop müzikten bahsederken Hı. seni de hiç ihmal etmiyor. Evet. Bravo, 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 bravo. Teşekkür ederim. Nefis. Nefis. <laughs> Tabii bu eski şarkı ama eski beğenmiş. Kaç sene oldu bu şarkı? Bu da 5 yıl. İşte o albümde olan, hem Aşkın Olayım'ın hem öpeceğimli albümde olan şarkılardan biri. Bunu da Bursa Super'a verelim. <gülüyor> <gülüyor> Zaten öpeceğim çalıyor, o da çalıyor bazı statlarda ve takımlarda. Bayağıdır duyuyorum. Söylüyorlar öpücüğüme çok çılgın bir şekilde söylüyorlar. Yakışıklı bir numara galiba bayağıdır da zirvede evet. o inmiyor ama o yaptığını yaptığınız evet. değil mi? Evet o yani acayip bir şey bazen böyle hayat çok beklentsiz olunca yani ben gerçi e, kendime sizi çok örnek aldım. Çünkü yıllardır hep şeyi duyardım. Ben Ersay'la yaptığınız hmm. o şarkılar vardır yani işte ilk bir şarkıyı duyarım ve kok, koklarımı anlarım diye bir şey bu çok... Yani herkeste olabilen bir özellik değil sonuç olarak. Ben Oradan de bunu... Şarkılar kaçtı hiç sorma boşlar. Ya. Sus. <laughs> ama kokladıklarını tamam yani. Onlar zaten. Hepsini mi istiyorsun Demet? Hep, <laughs> ay, hep söylüyorum. Bu diyorum Gündeş'e gitsin. Bu Aynen. Bu da yaşar, evet. Hiç öyle bir şeyim yok ya. Evet. Seninkiler tamam zaten. Ben de öyle hislerime dayalı olarak evet. e, tabii, e, şey başka? yaptım yani. O şarkıları seçtim ve yanılmadığımı gördüm. Ama yakışıklı da gerçekten çok enteresan. Yani biliyordum çok seveceklerini. İlk duyduğum anda böyle o melodi çok hoşuma gitti falan ama yani kaç haftadır? 14 haftadır herhalde. 14 Süper haftadır çok iyi bir şey bu. 14 haftadır bir numaradan maşallah inmiyor. O yüzden şarkı çıkaramıyorum. Ha, şimdi ha, ona geçeceğim. diyeceğim. Kendi şarkısını çıkartamıyor. Çünkü öbür tarafta bir birliktelik olunca değil mi? ya e, Hem ondan dolayı hem de önünü de çok kesmek istemiyorum. Birazcık ötelemek istedik. Ee, biraz daha böyle bir ay falan. Hmm. Bu arada da çok sürpriz şeyler de oluyor hayatta yani. Enteresan bir şarkı geldi elime. Bir anda böyle bir üçlü bir şeye girdik. E, tekrardan bir, e, bir kolektif bir çalışmaya girdik. Tekrardan yani böyle yine kalabalık bir ekiple bir şey yapıyorum. Şimdi inşallah en herhalde o da ayın kaçında. Nasıl ya? Ben tam anlamadım. yani. E, bir e, sürpriz bir gelişme oldu. O tamam. yüzden böyle çok da ismini versem mi vermez Vereyim mi? Veriyorum. Ver gitsin. Tamam. Ver. Veriyorum falan. Evet dinliyoruz. E, <laughs> mavi gri diye bir grup var. Tamam. Onlarla birlikte bir işbirliği yapacağız. İçinde yine Ozan Bayraş'ın olduğu, de yaptığı ve aynı zamanda üçümüzün düet yaptığı. Bu sefer düeti ben çoğalttım. İkiydik ee, Salman'la ikimiz. Hı hı. Bu sefer Arttırdım. Üç olduk. Üç solist var Senin bu sefer. Senin şarkın olacak yine. Yine bekleteceksin. Ee, birazcık daha öteleyeceğim onu. Yani bunu bir öne almak istedim. Hmm. Hissel bir şey böyle bir, bir bekletmek istedim. Sevilmeye doy diye biraz daha herhalde geç çıkacağım. Sevilmeye söyleyeceğim. Şeye şey ne diyorsun peki? Yani bu böyle bir iki senedir böyle çok ee, nasıl diyeyim sana şarkılar çok çabuk tüketilmiyor mu ya Yani biz evet. bir şarkı çıkartırdık Bir sene ekmeğini yerdik Bir sene tamam diyorduk Ama başka başka siz bir şarkı de o albümleri hazırlarken iki yılda falan hazırlanıyordu Tabii. O dönemler ben hatırlıyorum Çok uzun uzun zamanlar işte dört yılda hazırlandık Anca tasarladık falan diyorlardı Şimdi, Şimdi hem çok kısa single'dan, sürene... singledan albüme döndüm Yani bekliyorum yani anladın mı Hep böyle işte yedire yedire dinliyorum Bir daha dinliyorum of. olur mu elemesi Albüm yapmak hele şu zamanda delilik yani Bence deli işi yani Gerçekten öyle. Yani Çok sen böyle single'la mı devam edeceksin? Yani ben albüm yapmak ne yapmak istiyorum. Sen? Yani aslında bir müzisyenin görevi yani albüm yapmaktır bence. Yani single da yapabilir i̇şi tabii ki zaten. ama zaten işi de bu. Ve buradan ekmek yiyoruz. Yani o dinleyiciye ben şimdi tek bir şarkıyı veriyorum. Onu mecbur kalıyor bir tane dinlemek zorunda. Ama ona 10 on tane sizin yaptığınız gibi zamanında ne kadar büyük bir zenginlikte Sezen Aksu'lar işte dönem ama o dönem kasepler çıkıyordu. Deliriyorduk biz böyle. Sizin şey yazmışlar bana ee, bir müzik sayfası şey yazmış kan galiba. Ee, sen bir sanat müziği arabesk bir şey okuyormuşsun. Ne okuyor Özgür? Okutun ona yayında falan diyor. Yani sen de şimdiken... YouTube, o... YouTube kanal de. ee, kanalım. Yani sen konserlerden... de yani tatlı başka hani sanat müzikleri arabesk sen de seviyorsun. Ben çok seviyorum. Ee, zaten okuldaki aldığım eğitim klasik Türk müziği eğitimiydi. Biz Aa, bayağı yani güzel. ağır eserler öğreniyorduk. Klasik eserler geçiyorduk okulda. Ve tabii o böyle benim çok yani sahiple çıkmak istediğim ilerleyen yıllarda inşallah böyle bir an, albüm de yapmak istiyorum gerçekten. Yani hem okuldan arkadaşlarımla güzel hem hocalarımla şey zaten Emel Şen Ocak'la beraber bir düet Oo, yaptık. Evet. Duydum ki unutmuşsun söyledik onda Çok da tatlı oldu. Bizim okulun öğrencileri zaten hocamızla beraber bir evet, proje evet, yaptı. Evet, 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 evet. O çok tatlıydı mesela ama ben bunu tabii diğer nesillere de aktarmanın bir Yolunu bulmanın e, çabasındayım. Çünkü ben bugün bunu tutmazsam benden sonraki jenerasyonun hiçbir haberi yok. Bu Türk sanat müziği, ne demek klasik Türk müziği eserleri ve secileri zaten bilmezler ama en azından biz biraz daha e, bunu taşırsak Sahne diğer de... nesillere de belki de Sahnede eşlik edildiği zaman hoşuna gidiyor çünkü. Vallahi gidiyor. Insanı, düşünsene eski şarkıları söylüyorsun Cez. ve insanlar yeni yeni genç nesilde geldiğinde eşlik ettiklerini görmek insan hoşuna Olur. gidiyor yani. Onlar da biliyorlar en Şeye bakalım şekilde. mı nasıl geçti e, habersiz Rubaltu ile yaptığın? Olur. Çalışmayı evet. bir, bir görelim ya madem konu oraya geldi. Abi böyle bir şey yok. Yok tamam. Sen şimdi Olacağız. benim doğum günümden önce bana doğum günü hediyesi Özgür hemen o Evinde, Özgür'ün evinde hemen bir parti yapıyoruz. Kendi arkadaşlarımızı çağırıyoruz. Sazı getiriyoruz ve Simge okuyor. Tamam olur, zevkle tabii Çok ki de. Çok iyi. Sözün ben başlayalım. zaten bunu, bunu yapacağım yani. Eninde sonunda bunu kesin yapacağım Bence yani. Kesin bir yapmalısın. konser olabilir bir proje olabilir bir şey bir şey Bence ama kesin yani, yapsayım yapsın ki ben şok oldum şu an. Yani. Aa bütün de de çok bir stüdyo bak söyledim şey yok. şu an yani hayır, öyle Hayır, hayır. Hayır, sabah Geliyse. sabah var ya cillop gibi okudum. Çok çok güzel. Teşekkür Vallahi ederim. Şeyi merak ettim ya. Yani özel değilse bir günün nasıl geçiyor senin? Hani tek başına yaşıyorsun yalnızlıktan keyif alıyorum falan dedim evet. ya. O tırnaklar nasıl iş yapıyorsun sen ya? <gülüyor> 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 ya <gülüyor> ben bu tırnaklarla her işi yapıyorum ama ya. evde ha? Emine ablam da var sağ olsun. Evet, sağ o olsun. beni yani şey çok güzel e, kalıcı değil ediyor. değil mi? Evet kalıcı. Ben zaten maşallah o zaman. kalıcı olmayan bir ojeyi ben 5 dakika sonra daha böyle kuaförden çıktığımda ucunu bozduğum için onu kullanamıyorum. Bu tırnaklarla neler yapıyorum anlatayım dermişim. Anlat ben sporumu yani. yapıyorum, uyanıyorum. Tamam, kaçta kalkıyorsun? Uyandığım gibi. Sevgi kaçta kalkıyor? E, Pilatese gidiyorum. Yani hafta içi 4 gün, 3 gün falan kaçta neredeyse. 11-12 eğer iş olursa. Gerçekten Ve Kıbrıs'tan erkenmiş. gelirsem 3-4... Özgür <laughs> özlü şey diyor. Eskiden tane. altıda diyor uyanırdı sanatçılar diyor. Doğru. 6'ya kadar kimseye ulaşamazdın diyor. Ben yani ha, akşam 6 mı? 18 evet, mi yani? Akşam 18 evet. Eskiden Peki. çok eskiden ama bu Doğru. zamanlarda da öyle günler olabiliyor tabii. Ben kalkıyorum, bir kahve içiyorum hemen. Ondan sonra hemen bir duş alıyorum, pilatese gidiyorum. Pilates'ten geliyorum, ondan sonra güzel bir kahvaltı yapıyorum, sağlıklı bir kahvaltı yapıyorum. Sonra günlük işlerimizi hallediyoruz Alperle işte saçtır, elbise provasıdır. Genelde eğer konserimiz yoksa zaten bütün şey yani herhalde şarkıcılar hafta içi elbise provası ya da alışverişle ilgileniyor. Doğru. Ondan Doğru. sonra e, o gün ne varsa onunla ilgileniyorum. Sonrasında da evde takılıyorum. Kıyafetlerine mesela kostümlerine sahne kıyafetlerini kendin mi karar veriyorsun? Kendim karar veriyorum. Yani genelde hep biz alıyoruz ya da biz seçiyoruz. Stylistimiz vardı. Şimdi stylistle çalışmıyoruz. Mesela en çok neye para harcarsın? Kıyafete mi ayakkabı? Ayakkabı ben gördüm. Yani, yani ayakkabı... Bu, bu benle geleceklerim yapıştırırım. Derim, yapıştırırım. <laughs> Eskisi kadar olmasa da ya da işte mücevherdir ya da takıya şeyim var. Ne hastalığın mesela? Hani böyle enteresan bize bir şeyler söylesin gibi Benim derlerdi. çanta e, oldu sonradan. Ayakkabı hep vardı yani ayakkabıya böyle görünce bende böyle şey oluyor böyle Barajı bir gibi böyle ayakkabıya doğru gitmece var, var yani böyle sanki büyülenmişim gibi böyle ayakkabıya doğru gidiyorken buluyorum kendimi. Ben de ayakkabı ve çanta çok seviyorum. İşte takı olabilir arada çok mücevher merakım yok ama daha böyle ne bileyim işte e, spor ayakkabı merakım var yani durmadan ayakkabı alabilirim çok doyumsuz bir alışveriş şeyi o ayakkabıyla ilgili. Doymam yani. Artık eskisi yani. gibi. Yani dünyaları da alsam yine ya her de yarın başka enteresan. bir şey görürüm, onu da almak isterim yani ve bu çok insani bir şey kadınlarda var gibi görünüyor ama erkeklerde de çok var. Çılgın alışveriş çılgınlığı şey, var ceste, yani. Sizde ceste yok mu? O... Ceste, ceste değil var. erkeklerde hı. yok. Ceste Ceste değil. Hiç yok falan. Ya biz erkekler ben erkekler namına e, konuşamam ama hı hı. ihtiyacımız olan şeyi alıyoruz diye biliyorum ben. Bu kadar. Aa benim çok mu yani olsun arkadaşlarım olsun, var. moda arkadaşlarım var var mı mesela vardır, var vardır, bir tane var ki. seçkin var mesela yani o kadar seviyor ki alışveriş Olabilir, o da mi? yani Olabilir. benden çok farklı Ço değil çocuğu falan var mı seçkinin Yok hiçbir e, ondandır şey yok. Işte. Ondan Şimdi de evet. ben de onu diye Yatırım yapması <laughs> gerekmiyor yani. ya <yani>. <laughs> şeyim yoktu ya abi o mücevherler, o pahalı çantalar. İşte Tabii onlar onları garanti. Hira Hira'ya kadar gerçi onların modası olur mu ne olur bilmiyorum ama. Onlar kült ve zamansız şeylerdir bence. Diye de Yine de yani kullanılır. Yani. Mesela biraz Hira'ya şeyi var <laughs> zaafı var. Dün diyorum ki Hira'ya. Hira diyorum Simge ablan diyorum. Simge diyor ki Hira bir gece bende kalsın. Bir gece bende uyurum. Evet ya. Dün dedim ki bak seni çağırıyor eve dedim. <laughs> Bana Mine dedi ki ama benim de gitmem lazım. Ben de istiyorum democum dedi. Onlar bana ne teyze ne abla öyle bir şeyler yok. Hep demo. Tatlı. <laughs> tamam kız dedim ayarlayacağım. Mesela evlensen diyelim. Çoluk çocuğa karışsan kız çocuk mu istersin erkek çocuğu mu? Böyle cimcime bir kızım mı olsun dersin yoksa böyle yani bir fırlama. cevabı vermekten yani nefret ediyorum. Hani. Önce sağlıklı olsun tabii de. Yok, bu klişe değil yani doğru. Ben doğru. E, doğru. yani acayip erkek çocuğu seviyorum. Felaket yani böyle bayılıyorum erkek çocuklarına ama Tabii cimcime kız çocuklarını da çok seviyorum. Yani böyle Hira gibi olacaksa ona bayılırım yani. Onun o kendine has bir duruşu, bir şeyi var. Ben ona çok bayılıyorum bu arada gerçekten. O da sana... Ayrı bir sevgim var ona karşı. Maşallah. Çok tatlı bir Maşallah. çocuk, çok özel bir çocuk ya. Simge sağ olsun hani bazen video falan filan atıyor. Eli ayağına dolaşıp çok utanıyor. Yani hani anladın ya. mı? O ünlü çocuğu o, o hiç oraları Farkında yaşamıyor. Mi? ya yani Mina daha çok yaşıyor ünlü. Öyle değil. ünlü Mina çocuğu. arkadaşı mı? Hira'nın arkadaşı, arkadaşı kankası. Mı? O yüzden mesela çocukları çok sevdiğini biliyorum Simge'nin o yüzden sordum. Bak erkek çocuğu istiyorum. Soru demişken. Ben yani... de hiç şey girene kadar böyle ne de bakılıyor ya hani üç boyutlu falan filan. Hep erkek Burası. zannediyorduk. Sonra kız olunca hemen kana bakmıştım acaba bozuldu mu diye hani. O böyle daha çok erkek çocuğu istiyordu. Ama ama şu anda abi futbol falan oynatıyor çocuğu kıs. ya. Kız çocuğu babacıdır ya direkt yani. Fena. Tabii, tabii. Futbol mu oynuyor? Kaleci. Kaleci abi. <gülüyor> sen <gülüyor> senin senin arzun neydi? Yani e, ben de erkek çocuğu istiyordum İsterdin. ama tabii kız olunca yani kızın tadı başka ama erkek aslında geçte kalmadım diyorum illa istersen yapayım bir tane diyorum. Hayır anne diyor. Hayır diyor, asla diyor. Ama istedim. şimdiki aklım olsaydı. iki mi olurdu? Vallahi. Önceden yapardım. Aklımda Önceden. Ben. Anladım. Evet. Şey yapalım mı? Biz e, her gün burada bir günün sorusu soruyoruz. Bugünküünü sorduk zaten sana. Siz siz de yazmaya lütfen devam edin. E, biz şimdi bugüne kadar, şimdi sen geç kaldın ya, biz de bayağıdır buradayız ya hı hı. programda. <laughs> hani üç aydır falan. Bütün soruları soralım diyoruz. Şaka. Aa, tabii tabii. Seçtiğimiz sorular var. Toplu cevap verebiliyor muyum? Toplu cevap veremiyorsun. <laughs> tek tek böyle çok düşünmeden cevap veriyorsun. En büyük takıntınız nedir? Ee, en büyük takıntım yani bir tane yok ki hangi birini saysam acaba? Kuliste mesela illa o olması girmem işte nazar boncuksuz girmem ya da işte ne bileyim yok, kara ben, e, önünden geçmem. Ben nazar boncuğuna gelene kadar 7 tane felak nas ayetel kürsüyle hoş hallediyorum bir kere en temiz o garanti Dualde. garanticiyim. Ama tabii nazar boncuğu şeyi ben ne bileyim e, bazı günler yani... Hiç bilmiyorum ki şu an aklıma gelmiyor. Çok ne var Alper şu an? Benim ne bileyim takıntım... en çok yediğim bir şey vardır, içtiğim bir şey vardır. Ne bileyim, on tavuk yemem olmaz. mesela o günlerde takıntılıyım Hangi günlerde? yani. Konser, Konser günleri. günleri. Evet, özellikle Aa. bizim bir tavuk şeyimiz var, takıntımız var. E ee, sen <laughs> bir, bir galiba zehirlenmiştin bir mi? şey oldu mu? ben çok kötü zehirlendim. Ölüyordum ben. Ay, Amerika'da Ondan oldu, Amerika'dan. Ondan doğru, Amerika'dan dönerken doğru, Amerika oldu. Bir şey oldu doğru doğru. Ay. Yani 12 saatlik uçakta doktor bulundu ve bana serum bağlandı. İlk defa böyle doktor anonsu bana yapıldı yani. O kadar kötü döndüm uçakta ki. Uçakta oradan... mı bağlandı serum? Evet, uçakta bağlandı. Vallahi ya, iyi bulduk yani evet, serum falan Allah'tan yoksa ne olacağımı bilmiyorum. Biz bir gece Özgür Bey bu tavuk mevzusundan dolayı bunu da anlatayım. Komedi ben tavuktan zehirlenip tabii bir hafta hastanede kaldığım için onlar da bunu biliyorlar benim ne kadar beter olduğum falan. Sonra bir gün konsere gittik bir, bir yerdeyiz tavuk söylemişler unutup bana söylemiyorlar tabii ben yemedim. Sonra bir anda akıllarına gelmiş bu tavuk mevzusu acaba bir şey olur mu falan diye bir böyle zihinleri bir hareketlenmiş. <laughs> Sonra bir, bir ben çıktım kulisten geldim. Bir suratlarda bir sarılık var böyle bir gariplik Şaka var ama ya ona da bir şey demiyorlar. Ben de bu arada yemiş miydim ben tavuk? Yememiştim. ne oldu Herkes Sonra Özgür şey. kusmuş. Affedersiniz yani istifra etmiş galiba. Sonra bizim make up bir çocuk vardı o zaman. kim Kürşat vardı. Kürşat da galiba öyle bir kötü olmuş. Sonra etkilenmişler. Alper de üçü birden ama yani o kadar etkilenmişler e ki. Ve sıra sende diye bekliyorlar. Sonra sıra bende de ben, ben. Sonra odaya ayranlar girdi. Bizim Vedat ayran getirdi bize. Böyle Kanı daha şey çabuk karıştı. Şey diyor böyle. Neden ayran getirdin ki dedim ben de. Şey diyor. için için iyi gelir. Temizler falan mıydı diye. benden de gizliyorlar. Ben etkilenirim. Etkilendiğim anda ben de aynı onlar gibi olurum diye benden gizliyorlar. Ve ben hemen yani bozarım. O yüzden... Öyle takıntılarımız var. Şimdi sadece e, daha dikkatli davranıyoruz tabii. Ben ama ne takıntı var aklıma gelmedi çok. Peki boş ver sıradakine geçelim. Evet. E, gün içerisinde en çok söylediğin yalan gelecek şimdi oraya da değil mi? O, onu sorduk anladığım kadarıyla. Bu hafta bana gelin görüşelim. <gülüyor> <gülüyor> ben de ciddi aldım ha şimdi. Bu, bu ha? Yemeği, <laughs> Bir de yemeğe biz bu, mesela. Tabi, ama en son sen bana bir kahvaltıya geldin ya bir yıl boyunca. Ama üç hep aynı yalanımız hep. Ama bizim. Ben de bence bu şarkıcı yalanı. Peki arasam ne olacak? sen şimdi bana bunu söyledin şimdi bu oldu Yiyelim. yani bu bu da oldu evet aradım e, simge geliyorum çağırdın ya beni hani. tamam ha, ben konserdeyim sen git evde otur derim ben pardon dedim. evet kimden alacağım anahtarı evde bizim Emine abla var Giy kardeşim Açana ben evine de... oturmaya <laughs> değil seni görmeye geliyorum tamam ki ama öyle şeyler oldu başıma geldi bu yavru. bir gün ben evde yokken evet. konsere gittim arkadaşlarımı çağırdım bana gelen çağırmışsın haberin yok arkadaşlarımla erkek kardeşimle eşine çağırmıştım çok özür dilerim onlar da bana e, cuma gecesi saat 8.30-9 gibi telefon çaldı açtım Efendim dedim ne yapıyorsun dedi. Ne yapayım konseri hazırlanıyor Umut dedim. Abla biz kapıdayız dedi. Umut. Ah, ah Siz bugün mü geliyordunuz falan. Hay Allah seni kahretmesin falan. Neyse ki onların yedek anahtarı vardı da girdiler eve falan. Ben ertesi gün döndüm. Onlarla öyle görüşemedim o gece falan. Öyle yani çağırıp davet Ama edip. Ama anında söyledin. Evet. Demek ki çok kullanıyorsun. Yani hiç işte evet. düşünmeden çat diye bu cevabı evet. verdin. Evet. Peki. Aslında içimden geçen istek şu. Ben arkadaşlarım ve sevdiklerimi... Her hafta görmek istiyorum ama yoğunluk, konser Aa, canım ya. şey veya olsun, olsun, yorgunluktan dolayı olsun. da görüşemiyoruz. Yani o kadar uykum alıyor ki bazen. Yoğunluk Peki olsun sıradaki soru emekten geliyor. Bakalım neymiş? Bakalım neymiş? Görelim lütfen Hayalinizde nasıl ha. bir yerde yaşamak evet. var? Ay ben doğayı çok seviyorum. Tekne, yani ben ormanda suyun yani, bulunduğu yani aynen yani orman olur, tekne olur, doğanın Olduğu her yer olur. O yüzden hiçbir şu anda... Şu anda şehirde mi yaşıyorsun? bir yer yani vermek lokasyon istemiyorum. Lokasyon sormuyorum. Şu an şehirde, şehirde yaşıyorum. Yaşıyorsun. İstanbul'da ama e, tek amacım en hızlı şekilde o şeyi kurgulamak. Yani o hayatı, o doğal. Yani bir böyle ufak ufak bir şeyler yapmaya başladım onunla ilgili hayallerimi gerçekleştirmek için ama işte... Köy hayatı gibi Evet köy hayatı gibi. Yani oraya evrileceğim Bilmiyorum. çünkü mecburen e, onu istiyorum. Yani başka hiçbir şey istemiyorum bu hayatta. İnsanlardan uzak ve sakin güzel böyle doğal bir yaşam kendi bitkilerimi neden insanlardan üretebileceğim. uzak? Yani, yani her insandan değil aslında ama kalabalık. kalabalıkta olmanın getirisi bence bu. Yani yalnızlığı e, hissetmek ve ona ihtiyaç duymaktan dolayı ortaya çıkan bir şey. İnsanlardan kaçıyorum demek için hayır, demiyorum hayır, bunu yani. Yoksa ben hani çok insan seviyorum ama o dinginliğe, o sakinliğe çok ihtiyaç oluyor bence yani. Benim çok ihtiyacım oluyor açıkçası doğru, çünkü doğru. hep kalabalıktayız, Uçağa biniyoruz kalabalık, konsere gidiyoruz kalabalık, ee, her yerde bir kalabalık var Allah razı olsun o kalabalık hiç hiç eksilmesin hayatımızdan. Amin, tabii, o sizin. Ama beyni de bir dinlendirmek Malişlerse ve bir zihni yani. de boşaltmak gerekiyor. Onu da yapmazsak bu sefer üretkenliğimize yarıyor kötü anlamda. Anladım. Vesaire. Arayacağım. O yüzden sakin olmak öyle Peki, takılmak daha iyi geliyor. sıradaki soru. Bayağı da öyle bir araba laf ediyor ya. Biz <laughs> evet. Bizden sağlamlar yani. yani. Bütün bir haftanın şeyi. Deme, sen okuyabilirsin. Sevgilinize onu. asla almam dediğiniz hediye nedir? Asla almam. Bu soruları size sormuştuk zamanında. Ne almam? Koldüğümesi <laughs> ayrılık getirir falan asla <laughs> almam. Kol düğmesi... Ben ne demiştim buna ya? Hatırlamıyorum. Sen koldüğümesi dedin. Bir kere öyle bir şey dedin zaten. Ha, Hatırladım şey. onu. Evet. Öyle sohbet ederken koldüğümesi demiştin. Hiç ne almam diye düşünmedim. O yüzden aklıma bir şey gelmiyor şu an cevap vermesem olur mu? Olur. Olur mu bilmiyorum. Demek Peki bir şey söyleyeceğim. <laughs> yani şimşim şu an aklıma geldi. <laughs> Mesela birisiyle tanıştın hoş <laughs> ama adamın her taraf botoks, motoks bir şeyler yaptırmış. Erkekte estetiğe nasıl <laughs> bakıyorsun? Kadın da okey yaptırılabilir falan ona karşı değilsin biliyorum da. Yani e, isteğine göre yani çok abartılmamış bir estetikse yani bir botoksa masum veriyor bana botoks. Ama erkekte çok belli oluyor işte erkekte bir garip bir yüzü gülünce erkeklerin yamuluyor bir şey oluyor böyle bir beni biraz irite ediyor açıkçası. Kadında botoks çok iyi duruyor kötü botokstan bahsetmiyorum iyi botoks çok iyi duruyor ama. Sen başvuruyor musun öyle ufak dokunuşlara? Tabii ki evet ben, ben botoksuz yani 5-6 yıldır yaşayam yaşayamıyorum yani mümkün değil çok seviyorum da hem baş ağrısına da iyi geliyor falan. Ama erkekle çok bayılmıyorum de, ya. Bak benim bugün yine tuttu. Erkekler de çok beğenmediğini gelmiş. söylüyorsun. Peki. Ee, çok fazla istek var tabii. Seni ekranda gördükten sonra aşkım olayım Hı -hı. isteniyor. Canlı, canlı isteniyor ya. Ee, ya abartma e, üstüne diyorlar. Üstüne yani. Tamam abartma can... diyorlar. Tamam okey peki. Aa, tamam. Canlı be. konsere <laughs> bekliyorum gelsinler söyleyeyim. Yani, canlı yani. istenmiyor. Ee, ben onu fazladan söyledim. Normal isteniyor. <laughs> tamam okey. olayım ha. Evet, süper. isteniyor. O zaman söylüyorum. Lütfen. Lütfen. Bu versiyonu hiç dinlemedim. Ya. Evet. Bu aslında asıl klip versiyonuydu. Tribünde de öbür versiyonu patladı. Hmm. Bu e, bu versiyonu Onur Özdemir söz müzik aracı Güzelmiş. olarak e, yaptı. Orijinali çok, bu yani. Bu orijinali aslında. bu aslında. Aa, klip evet. ama klip de güzel. Zaten senin kötü klibin yok. Klip de güzel. Teşekkür ederim. Bunu da Murat Joker'le yaptık <laughs> bu çalışmayı da. Bayağı bu da çok eski bir klip yani. Çok oldu. Bir şey söyleyeceğim Cez. Simge hiç gazcı bir arkadaş değildir. Hangi konuda? Bak gittik Amerika'ya dedik ki işte Seçkin <laughs> dedi ki Pink'in konseri var Demet Hanım burada ama Aa. biletler dedi çok fazla. Hadi lan dedim gel aldım biletleri gidiyoruz falan. Aa, biz gittik böyle tamam mı? Ay çok güzel. Seyrediz. Ortalarda bir yerdeyiz ama çok önde biliyor musun sen bunu? <laughs> Evet. Ortamı da tamam. iyi yeriz yani. Güzel, Ay, güzel yer. ondan sonra hani pink delisi değiliz ama New York'tayız yani. Ayağımıza kadar e, gelmiş kadın. Gör, bir görürüz abi. falan. Seyrediyoruz böyle canlı okuyor, yanlı okuyor falan filan dans ediyor. Okey da. Artık sonuna doğru hani böyle bir ürperti olur. Böyle bir insanlar filifil çıkar. Hiç kimse çıkmıyor abi. Ne? niye Çok garip bilmiyorum. Simge de dedi ki Demet Hanım hani şey yapmadan dedi. Bu arada hep Kalın yani tek tek kalmanın. kaldığımızda da e Demet Hanım diye konuşuyor Onun için ağzımda öyle kaldı. Evet ben bir tuvalete gideyim dedim. Ben de bir kalktım hani artık çıkacağız yani. Hani böyle oturduğumuz sıranın başına doğru gittim böyle. Ona tam simge orada geldi biz çıkacağız. Ces hatun şuralara bir şeyler taktı. Ortadayız bak bir daha söylüyorum ortadayız. Koskoca stadyum. Tabii kadın, kadın böyle uça, uça 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 döne döne geldi şuradan bindi ben böyle. Ha, simge böyle yaptı. Bence bunu siz yaparsınız. <laughs> Sana mı diyorum? Evet ben de. kendin yapmıyorsun. Böyle yaptım. Abi, benim yaklaşan Bostancı konserim vardı. Ha, hep için. değişik bir şeyler örüyorum. İşte bir şey yapıyorum. O bana şey yapıyor. Bak burada çok güzel. Sen bir de yaptıklar var şeyler gibi. değil mi? Ben yanlış mı yaptım? Dur dur! Ben de uçtum, kaçtım. <laughs> Komedi anımsadınız de ha? O. Dedi ki bence siz yaparsınız. Tamam. Değil. Yaparım değil mi beybe? Yaparsınız. Tamam. Bir gazlandık. seçkin <laughs> şey bir şey söylüyor. Ben bir şey söylü. Ben bir geldim. Simge bana gazı verdi. Ben uçacağım. <laughs> o kadar hep uçmak. Abi, biz bir tane şey kur kurduk. Ne denir? Salıncak gibi bir şey. Ama Bostancı'da bir uçtan bir gidiyoruz. Ben... Çevirin beni! Çevirin! Çevirin! <laughs> Sandalyeyle falan çevirin. Yani... İstediğin gibi oldu mu olmadı mı? Abi nasıl olsun kadın iki sene eğitim almış ya yani ya. bu antigravity yoganın gelişmişini ve artık yani uçmuşunu yapıyor o kaç ya metre iple bir şey gibi mi yani hiçbir tutacak <laughs> hiçbir hiç şey yok onu ve evet öyle nasıl yani bir, bayağı. Herhalde belinde bir halat malat bir <laughs> şeyler evet, var herhalde. Var, var, var. var ya yani. vardı var. da asıl o perşeyle kumaşların arasından. Ha kumaşı orada yoktu. He, şeyle ama şeyle bir tanesini de takamıyorlar yani, şeyi beli kırılıyor yani öyle bir şey. Beli kırılmış bir ara. yatmış hastaneler 8 9 zaten. Neyse canım dedim tehlikeli bir şey ama hep aklıma evet. sen şarkıyı söylerken şimdi o geldi aklıma. Hiç gazcı değildi. <laughs> sen kendin Uçar yaptın. Uçarsınız ya yaparız ya yaparsınız yap, yap, bence. Sen falan yaptın diye. mı böyle bir e, adrenalin dolu bir şov? Yani benim adrenalin dolu şovum bu yıl Voslogen Arena'da ben de uçtum ama yani öyle pink gibi Geriz uçmadık söyledin. tabii bir evet, şeyin içine anladım. bindim. Öyle yavaş yavaş beni gezdirdiler seyircilerin üzerinde en fazla çılgınlığım bu, budur yani. Aynı anda söylüyorsun tabii canlı evet. canlı. Evet evet söyledim. Yani... Oryşş yani gidiyoruz o şovları seyrediyoruz. Onlar tabii hep şey... Hem çok büyük hazırlıklar yapıyorlar. Hem de o çok büyük prodüksiyonlar. Var. Hem de e çok paralar o, yani. O sahneler uygun onlar için. Mesela ben bu Volkswagen Arena'daki uçma mevzusunu e e harbiye yapamıyorum. söylemesek olur mu? Mümkünse. Ha, ha, evet tamam Mümkünse. pardon. Sö söylemeyelim. Tamam. Yani marka Uyarım olduğu için geldi. özür Pardon. Estağfurullah estağfurullah. Devam et lütfen. Bir daha dermişim. Şuradan suyu çarparım ama. Bana bir kadar bizimle. <laughs> Kusura bakma Simge. Evet devam edelim lütfen. Hiçbir şey olmamış gibi. <laughs> evet. Ondan sonra Cuma. Ne diyordum ben? Öyle. Orada dedin. O, orada dedin. Orada, Konserde orada, gidiyordum. Orada, ben yukarıdan evet. gidiyordum dedin. Yani orada işte en fazla görüp göreceğimiz o. Ne diyeceğimi de unuttum. Kafam gitti. Kusura bakma ben ben Ya, yabla. yukarıdan viplesinler arkadaşım. 40 yılda mı geliyor? Aa. Canlıyız kızım. Birinci dedi. Ben de İkinci olmaz. Bu canlı yayında şey olmuyor mu? Önden Evet bir ses yok. biz sana güveniyoruz. Biz sana güveniyoruz. Öyle bir geciktirici falan yok bizde. Sana Öyle güveniyoruz. Öyle mi? Size yok mu? Sana <laughs> Bana güvenmeyin. Sana Bana hiç güvenmeyin. Sana güveniyoruz. <gülüyor> 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 okay tamamlar. Peki böyle mı? sahnede çok değişik ya da işte korkunç ya da ne bileyim e, en garip başına gelen şey ne oldu mesela? Ay <laughs> hiç hatırlatmadım. Ay gerçekten şu an benim... aklıma tek bir şey geliyor Eyvallah. yani. Ne? E, ne? Size sizin aklınıza gelmedi söyleyin. Herkes Ne? Ama söyleyin. Ne, ne? Asena dedi. Nedir o? Bildiğimiz Asena. Onu mı? anlatamam burada ya. Hayır. Ha tamam, anlatınca... o çok kötü hikayeler onlar ama en kötüsünü hatırladım. Ben nasıl yapayım ki burada? Bir de birisine ama... başka bir şey mi söyledin ismini? Olur öyle yani çok ver. çok felaket şeyler yapıyorum ben. Yani Gav, inanılmaz. Öyle mi? Ben felaketim. Gav, Gav. Ama Gav. hiç öyle bilmiyoruz gaf konusunda diyor sevgili Özgür Aras menajeri. Evet. Gel Gav, Gav. gel şuraya otur anlat iki dakika benim gaflarımı ya. Ben anlatınca olmaz çünkü. Gaf gerçekten müthiş gafım vardır. Ciddiyim yani misin of ya? of çok kötüyüm yani ve büyük rezillikler yaşadığım oluyor. <laughs> evet. Aa, <laughs> ve onlar bana o kadar gülüyorlar çok ki uzanıyor yani uzanıyor. böyle yıllar da geçse üstünden unutulmayacak rezillikler yaşanıyor Bir tane, yani. <laughs> rezillik diyor. Bir tane Bir, anlatayım mı? ya özne kullanmadan istiyorsan anlat. Anlat ya biz bizeyiz Hı? Şey ölen hani unuttum ya onu da tamam okay. değil mi Yok başka ha. onu da anlatırmıyorlar. Ya isi, is, isim karıştırma mı var sende? İsim karıştırma var. Ondan sonra birini birine benzetme var. O zannetme var. Konuşma var. Ölüleri yaşıyor zannediyorum. Yaşayanları öldü zannediyorum. O kadar yani karışık ki kafam. Herkesin yani. bildiği vefat etmiş birini yaşıyor zannettiğin oluyor mu? E, oluyor evet oluyor. Mesela evet. geçenlerde e, mesela şeyle ilgili sordum. Tarık Hakan yaşıyor mu diye sordum. O da vefat etmiş mesela. Ben hala yaşıyor diye biliyordum. Allah rahmet eylesin. Bazılarını... Kabullenemeyi işimden de belki oluyor olabilir. Belki de olabilir. Ha bir de denk, yani olabilir. Yani bu haber sana evet. kadar gelmemiş de olabilir. Bazen hani evet, unutuyor insanda yani. İnsan. Evet. Olabilir. olabilir. Ama potlarımla şey. çok ünlüyümdür yani. Aa hiç, ama yani. Aa, hiç ama en var Masum bir, yani onu söyleyemem artık. artık. Ya yani hep reklam isimleri söylüyorsun, hep marka söylüyorsun. E tamam abi. Ama o konuyu anlatmadıktan sonra olmaz o, o da... Anlatamam rezil olacağım yani illa beni Türkiye'ye rezil mi edeceksin? Hayır ya, rezil olacağım <laughs> bir şey anlatma sen özgürlüğe ne bakıyorsun? Hayır bizim amacımız rezil etmek değil. Bizim rating peşinde olduğumuz da yok. Öyle <laughs> Sizin ihtiyacınız yok, mu? yok zaten var. en çok izlenen evet. misiniz o yüzden öyle bir şeyiniz. Ama olsun anlatmasın <laughs> öyle şey olduğu için ya. Ama isimleri karıştırmak var mı? Bazen bana var. da oluyor. E, gözler çok... iyi görüyor mu senin? Çok iyi görmüyor. Ha benim de görmüyor ondan bana da oluyor. Benim yakın görmüyor. Ha, çok iyi görmüyor ama yani ben de zaten genel olarak hep bir isim karıştırma veya isim unutma vardır böyle Var bir anda çok biliyor, tanıyorum onu. Adı gelmiyor aklıma. Size şey böyle... oluyor mu? Falan hani görmüyor. aslında seni ekrandan tanıyor veya işte sanatından tanıyor. Evet Neyse. ya. Ama şahsen tanıyormuşsun zannettiriyor. Evet. Sen de öyle zannediyorsun. Ya bu beni acaba Demet Islanıyor. Akalın olarak mı tanıyor? Yoksa Demet olarak mı tanıyor? Ondan arkadaşım sonra mı bu benim? Şey yapıyor soruyor. <gülüyor> evet <gülüyor> mesela. Ya Hadi anlat bir tane ya. ya Özgür Uras'la anlaştık işte 7 sene önce falan. Ben de heyecanlandım. ama Seço'yu aradım. İlk başıma ne gelir sonu arıyorum. Seço benim en yakın arkadaşım. Değil. Seçkin. Tamam. Seçkin'i aradım. Selamlar dedim ki burada. Seço dedim ben dedim ne yaptım biliyor musun dedim. Ne oldu kız dedi. Ben dedim Özgür Uras'la anlaştım dedim. <laughs> <laughs> Özgür Uras mı kıza? E, <laughs> ya, yani mesela bu en basiti ama daha da, yani keşke anlatabilsem de. Hadi bu bir şey yokmuş Bunda, bunda Ersay şey yok. bu diyor ki masum. bak Ersay Yüner mesaj atmış iyi yayınlar demiş buradan se selamlar olsun. Çeşmedeki rüzgar güllerini sordu hmm. Ne yaptınız? Herkesin bir bildiği bir şey var galiba. Abi herkes dökülüyor dur bak. Ne Bütün yakın arkadaşlar işte ne zaman, geliyorsun? Ha? Bir Ersay'la Çeşme'deyiz işte denk geldik. Ondan sonra çok böyle rüzgar esiyor falan deli gibi. O da şey diyor bana ben böyle saf taraflarım da vardı böyle anlık böyle bir düşerim. Çok rüzgar esiyor. Buranın rüzgarı da ay falan diye böyle rüzgarından bahsediyoruz. Saçlarımız birbirimize karıştı falan böyle. O da şey dedi bu dedi rüzgar güllerinin dedi yaptığı bir rüzgar bu falan dedi. Oradan öyle bir şey ben de ona inandım. Sonra Sonra o da işte güldü. Böyle konu da burada bitti. Değil bence böyle hatırladım. bitmemiş. Çok çok bir şey değil bu ya. Evet ya. Yani rüzgar yani, güllerini yarattı zaten Halbuki rüzgardan rüzgar gülleri dönüyor. Sen onu tam tersini mi zannettin? İşte Ersay öyle söyleyince ben ona bir inandım andık böyle. O da benim inandığımı görüp böyle bir emin <laughs> olamadı yani. Ersay Sen yanlış biliyorsun. <laughs> evet. Ersay'ın ama çok beni kandırmaları meşhurdur yani böyle. Sadece bu konuyla ilgili değil. Yani, demek ki seni ne demek Yani evet bir neşe yapıyor. Bir böyle... Ama mış, ben... mış, mış, mış 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 dinlesek Aa, mi? Aa evet. Dinleyelim tabii ki. Nasıl bağlamak. <gülüyor> <gülüyor> evet hemen. Böyle agresif bağlama. <laughs> Abi buradaki klipteki hali çok hoş saç değil mi? Saç rengi de... de çok güzel bu arada. Kıvırcık falan. Bak, bu arada hep düz bunu. kullanıyorsun ya. Evet hep düz yapıyoruz bu ara. O klipteki halini o. Seçkin kıvırcık sevmiyor falan. Evet evet. Seçkini ben. Ay seçkin şimdi izliyor mudur acaba bizi? Spora Peki, hiç ameliyatı Peki şey vazgeçebiliyor ama... baş... musun mesela? Bak Yok. alışkanlıklarından vazgeçemiyorsun. Seçkinden vazgeçemiyorsun saç ben vazgeçemiyorum. Ondan zaten yani sadece make-up olarak değil yani onun enerjisinden vazgeçemiyorum. Ruhundan vazgeçemiyorum. Bu yorgun olduğu zaman sen de yorgun oluyormuşsun. <laughs> Oluyorum ama birbirimizi bir şekilde yukarı taşıyoruz. Hoş ne olur. olursa olsun. Öyle zor, öyle kötü anlarımda mesela e, bir konserde bir zor bir an yaşadım mı diye sorduğunuzda hmm. aklıma geldi. En son bu bahsedilen az önce ismini <laughs> verdiğim ama şimdi verme, vermeyeceğim. Tebrik ederiz. E, yerde <laughs> mesela çok kötü bir şey oldu bir bulantı geldi ve sahne hmm. üstünde çok zor anlar yaşadım. O anı hatırlıyorum mesela insanın gerçekten hayatında bir tane böyle ya da çok şanslıysa iki tane dostu olur. Öyle bir adam ki yani hiçbir <laughs> Hiçbir konuda sen mutlu ol diye mesela şey yapmaz. Seni mutlu etmek için yalan söylemez. Yalan ne söylemiyor. yalan söyler? Ne seni mutlu etmek için popoflar ne iyi hissetmek için yani biraz onu da bekliyor insan arkadaşıyla. Yani birazcık hani o hiç Nasıl olmuş? Kötü falan mı yani, diyor ya? Yani evet kötü der. Yani şey, yalanın icadı diye bir film vardı. Biliriz. Film ismi söyleyebiliyor muyum? Yok o kadar. <laughs> <değil mi? gülüyor> ya ben artık falan... iyice geldi. Kendim... <laughs> ya Simgecim, <laughs> marka söylemiyoruz. Yalanın icadı şeyininkini söylüyoruz. yaptım. Bunun, ee... <laughs> Jerry neydi ya? Ricky, 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 Ricky Jerry filmi filmi. Baş evet, roldeki evet, herifin evet. işte Ricky, evet. Ben e, oradaki o karakter vardı yani o şey evet. hani ilk yalanın söylendiği ya, an. Çok güzel film seretim, Çok güzel acayip bir film yani. İmkanda kimse yalan söylemiyor. O işte bir seçkin. Herkes birbirine doğruyu söylüyor Tabii. mesela sokakta yürürken. Mesela bir kadın bir kadını görüyor. üf be amma kilo almışsın, ne kadar şişmanlamışsın, iğrenç gözüküyorsun falan diyor. Mesela <laughs> o kadar dürüstler. Sonra biri yalan söylüyor ve yalan icat ediliyor evet. ve bütün dünya yalan söylemeye başlıyor. Ne kadar başlıyor. kolay olduğu anlaşılıyor hayat. Oldu. Yalan varken. Evet. Acaba o mi? bankadaki e, Ay hatırladım evet. hatırladım. Çok eski filmden bahsedeyim. Evet, eski eski. eski, eski. eski ben film. o kadar yaşlı mıyım? Değilim tabii ki hatırlamıyorum. Eski derken, kıyafetlerine değil. girelim. Ee, Nereye girelim? hemen. Ya kıyafetlere. A, girelim girelim. Tabii. Girelim. Arkaya mı geliyor? Kendin seçiyorsun kıyafetlerini, evet. söyledin. Aa ne güzeller. Vuh. Hı? Uh. Kızım sen nasıl açıklayacaksın? Ama bu nasıl? şey ya o fotoğraf çekiminden bir kare. Olsun ama o şey olan, İkisi de çok güzel. olan, öbürü sahne. Bir ha, bu sahne, diğeri fotoğraf çekimi. Evet, o klipten bir kareydi. Zaman zaman böyle hani birilerine e, ay işte kıyafetin öyle olmuş. Bu magazin şeylerinde de görüyorum. Hı hı. Anladın mı? işte şuna benzetildi, buna benzetildi Moda olan şey zaten moda. Yani 2 3 şeyde bir sezon zaten aynı şeyler geliyor. Onun için ne diyorsun? Ya yani senin kendine göre bence kendine has bir tarzın var. Yani ben kendime yakışanı bulmaya çalışıyorum. Her, her şeyde olmuyor bile boylu poslu olmadığım için. E, her şey tipime de olmuyor. Mesela saçlarımı Ama, çok farklı kullanamıyorum. Sen de evet, ne evet. yaptın kendine ya? İnsanlar seni tanıdıktan sonra hani bu arada hani boy post konusunda bir sıkıntı yok benim anlamda yok Hı -hı. yani. Şaşırıyorlar mı hani böyle daha başka bir şey bekledikleri oluyor mu mesela? Evet, Simge geldi falan. Hani nerede? Sahnede, falan de, evet. Ha. E, çok böyle sahnedeki o hal çok böyle şaşalı ve ışıkların altında ve son, son derece iyi makyajla ve saçla çıkıyoruz. Madonna da kısa korkma. O normal yani o boysuzluğa çok takılmıyorlar ama çok da minnoşmuşsun ya yani. Hiç yaşında göster. Ay sen ne falan böyle. Bir, beni böyle bir yanaklarımı sevme var falan böyle. O ne güzel. Çok tatlı. Evet. Ya, o evet. bayağı bir uzun sürsün. Evet. 20 Bence senedir. de. Bak yine bir Amerika'dan yine bir şey <laughs> geldi şimdi aklıma. Pasaport kontrolündeyiz. Hı hı. Ben öne A düştüm evet. birazcık, simge biraz arkada kaldı, <laughs> tamam mı? Abi adam benim yüzüğü gördü falan filan. Bana dediler ki Instagramına hazır. Dang, 10 milyon falan hemen polise bunu göster. Wow falan dedi böyle adam. Yanındaki polise anlatıyor, bu diyor popstarmış falan filan. Ben böyle, bak şu küçük kız da popstar, gelsin o da gelsin dedi. Simge hemen <laughs> sıradan çıktı. Küçük kız ben bizim, da popstar. Bizim, küçük <laughs> kız da biz 3 saniyede geçtik. Nasıl? Bravo. Hiç sıra beklemedik. Yani tam ki Türk kafası yani. Kızın, <laughs> <bu. gülüyor> <Dizel, gülüyor> kızın bir albenisi var. Bak kotla tişörtle ver onu. Şey, medit, ha abi. bak anladın mı? Evet bir şey bir dedik. Özgür arada, çok hayır. Stilim. Bence de. Ee, mutlaka hani şu, senin, de kulağına geliyordur. Çok hayran olan bekar arkadaşlarımız var etrafta sana. Eyvah. Haberin olsun. Niye arayıp sormuyorlar beni? Ben niye bekarım ya? Allah Allah. Ver tatlım numaranı. Ben. <laughs> Sıfır Sen kaşındın. Bir, bir yazım bakayım bana. <laughs> <laughs> sen kaşındın. Ver. Ver yani, bak ne oluyor şimdi. <laughs> bana yazan çizen de yok. Yani çok Nasıl mu yok? Şey Diyemden yürüyen de mi yok? Diyemden yürümüyorlar çünkü bir kere bir canlı yayında DM'lerimi Seçkin'le Alper okuyor dedim. Oradan da kestiler. <gülüyor> yani, <gülüyor> Peki bir şey var mı? Ben hiç merak etmiyorum. Yani i̇lla böyle bir olması ya da illa, mesajın gelmeye başladım, illa şey ben. olması. Şimdi bir arkadaşım mesaj açmış. Kriterin ne yani? A benim için gönlümü hoş etsin. iki güzel şarkı söylesin. Çiçek böcek mi? Yoksa başka bir kriter? Yani bir kriter erkekler... yok ya bende. de. Yani şu işte ne bileyim kadınların vardır. Yani işte şu olsun bu olsun. Bu pizza gibi bir şey olmadığı için. Öyle bir şey diyemem bu duygu işi o an yani kimsenin beğenmeyeceği birini de beğenebilirim kimsenin bayılmayacağı birine kopabilirim o yüzden hiç bilemiyorum yani o kişilik, kişilik e, huylarının iyi olması gerekiyor güvenilir ve ahlaklı olması gerekiyor beni etkilemesi için. Şimdi Özgür'e bir sürpriz yapamadık ya gel beraber ona bir Aa, sürpriz yapalım ben de. gel koş happy birthday. Özgür'ün happy birthday Özgür'ün doğum günü bitmedi. Özgür'cüğüm hoş geldin. Ama bitmedi seviyorum. biz güzel bir kutuyu yamadık ki. Evet şey? ya Şeyin? ben de. Bir Daha iyice yaşların olsun Aa, inşallah. Hep beraber olsun. Ya. Hangi? Bugün en uygun canlı yayın. Oturmadım oh. Özgür diyormuşum. Evet. Teşekkür ederim. Özgür, Özgür Bey'e de bir koltuk alabilir miyiz acaba? Hayır mı? Yok ya üfleyip gitsin ha, o dermişim. <laughs> Simge'den şarkı alalım arzusundayız. Özgür'cüğüm seni de Simge'nin yerinde birazcık ağırlasak. Mı? Olur mu? <laughs> tamam mı? Hadi gel. Hadi, Hadi gel. Ben Mümkünse tabii. Özgür'e söyleyecek Özgür için. Ha benim için söyleyecek. Tabii. Tabii senin doğum günün. Ne söyleyeyim sıradaki. <laughs> geliyor bak geliyor geliyor. Gelmiş Senden bile bir şey tamam. <laughs> tamam sen otur o zaman. Evet efendim kaldığımız yerden Demet ve ile gel konuşalım devam ediyor. Sağ olsun bizi kırmadı. Simge Sağan bugün konuğumuzdu. Nefisti. Vallahi. Hem sohbetin Hı? hem şarkıların. Su gibi ya, ya. çok i̇şte. teşekkür ederim davetiniz için. Rica ederiz. Uzun zamandır gelmek istiyordum. Hatta sözüm de vardı. Geliyorum. E, şarkıyla geliyorum dedim bunu beceremedim. Şarkım çıktığında bilmiyorum, bir daha geleyim ben o bilmiyorum. zaman. Aa gel tabii. Vallahi şarkım oldu. çıktığında geleyim bir daha. Ne zaman Çünkü, çıkıyor yazalım. E, i̇ki gün sonra çıkıyor dermişim. <laughs> i̇ki gün sonra mı çıkıyor? Şaka yaptım yok. <laughs> ne zaman çıkıyor? E, bir ay sonra yani iki ay sonra hep çıkacak ama bir ay bir ayı vardır diğerinin. Mavi gri ile olan ne zaman çıkacaktı? Kaçı? Bir ay sonra değil mi? Tam bir ay sonra. 19 Mart'ta yazdım seni. 1 Mart, 1 Mart, 1 Mart falan hafta neredesin? <laughs> Biz 19 Mart'a yazalım mı Demet'cim onu? Yazalım. Yazdık. Siz konserini bir söylesin de. Ee, bir de Bakü'de konserim var. Sevgili Bakü, Azerbaycan'a gidiyoruz Burcu'nun. Bana Cumartesi bak orada günü. Anar yapsın ama makyaj. Tamam. Bak, bugün anar zaten bu, anar. seçkin yok. Anar orada mı? Yemin... Oh, herhalde. Tamam. Orada bir hemen yapar canım arkadaşım. <laughs> Biz Bakü'deyiz. E, yer ismi vermiyorum. korkuyorum senden. reklam <laughs> Reklam, reklam, reklam. Olmaz, olmaz, olmaz. Gid, gidiyorsun önünde <laughs> otomobil markası olan bir yerden bahsediyorsun. Olmaz ne alsın? Çıkmıyor yok, Can. O değil, öbürü. Ha. Ama Can Evet, tamam, okey. Okay. Biz de öyle yavaş hmm. yavaş ne yapalım? Estağfurullah, estağfurullah. Estağfurullah. Bir televizyoncu herhalde anamızın karnı... söylemek istiyor çıktığı konser salonunda. Söylesene. Şimdi, söyle. Söylemem. Bakü'dekini söyle. Bakü'deki şey Kongre merkezindeyiz. Aa, evet. Bakü'deki bu cumartesi kongre günü merkezinde. kongre e. merkezinde konserim tamam. var. Bütün e, beni bekleyen orada çok e, insan vardı. O yüzden haber veririz <laughs> konuşamadım ama dinleyicilerime Şarkı söylersin olmadı. Evet, şarkı söyledim. <laughs> <öldüreceğim. Ama onu gülüyor> Aynen. Konuşamadım yani. <laughs> Allah günü Faküdeyiz. Ben eğer, teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık, ağzına sağlık. Çok teşekkür çok teşekkür gibi geçti bugün Kesinlikle. program. Çok ama çok sen yaz 19 Mart'ta bir daha gelsin Ben yazdım 19 Mart 2024 Doluyuz. <laughs> Özellikle sevgili Tarkan'a söylemiş olduk. Efendim. Şimdi bir veda vakti. Yarın tekrar buradayız. İnşallah. İnşallah tabii. Yarın tekrar betim. görüşmek üzere simgeciğime, Özgür Arasıma teşekkür ediyorum ve bütün ekibine görüşmek üzere o zaman. Bay bay. Bay bay.